Merhaba sevgili düğün severler. Size bugün casusluk kısmını anlatacağım. Casusluk kısmı küçük bir şeymiş gibi söyleyince öyle görünüyor olabilir ama casusluk bu oyunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Size ilk anlatmaya başlayacağım yer tabii ki casuslarımız. Casuslarımız ne zaman ortaya çıkıyor? İlk köyü ele geçirdiğimiz gibi casus üretimine oyun kendi kendine başlıyor. İspiyonaj bölümü burası ve gördüğünüz şurada maksimum 10 tane ajanımız olabileceğini söylüyor oyun. Ve altındaki birim de Intel. Intel puanı belli operasyonları yapmakta kullanacağımız puan bu. Bu Intel'i pek çok şekilde üretebiliyoruz. Ama ondan önce şuradaki ajan üretimini nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha hızlı olur bu işlem? Ona geçmek istiyorum. Teknolojilerden bunu arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi birincisi birkaç tane teknoloji var bununla ilgili. Bazı tabi şu anda Harkonnen'lerde gösteriyorum. Genelde bu bölümde oluyor zaten. Burası casusluk bölümü aynı zamanda diploması ile beraber. Spying Logistik araştırması ile beraber bizim ajan üretim hızımız %200 artıyormuş. Intelligent Network gördüğünüz gibi bu da ajanlık üretimini %100 arttıran bir teknoloji. Burada gördüğümüz gibi bir tane ajanımız geldi. Bir sonraki ajanımız 7 gün sonra gelecekmiş. Neden 7 gün sonra geldi? Çünkü ben bu araştırmayı tamamlamıştım. Ve daha hızlı geldi. Normalde 11 günde bir geliyor. Araştırmayla beraber 7 güne düştü. Müsait ajanlarımız bu tarafta gözüküyor. Her ajanın bir özelliği oluyor genelde. Yerleştirdikten sonra çalışan tabii ki. Information level'a göre bu verdiği özellik de artıyor. Şimdi biz burada 4 tane faction'a da koyabiliriz. Şimdi burada Arrakis'e koyabiliriz. Arrakis'e koyduğumuz gibi bize oyun başında artı 1 otokrasi üretim verecek. Artı 4 olacak, artı 5. Genelde bununla başlıyorum ben. Spicing Quick'te bir manpower üretim veriyor. Çoğumda 10 soleri üretimi. Lansat'a koyduğumuz gibi de artı 1 saygınlık üretimi alıyoruz. Tabii ki bizim buralara koymamızın başka bir amacı da var. Buraya koyduğumuz gibi bunların görüyorsunuz bir seviyesi var. Level 0'dan başlıyor bunlar. Bunlar artmasını istiyoruz bunların çünkü sağ tarafta gördüğümüz bizim operasyonlar bölümümüz var. Scavenger Team'den örnek verecek olursak 100 Intel istiyor. Aynı zamanda çoğumda bir level istiyor. Çoğumdaki level'ı nasıl kazanıyoruz? İlla ki buraya bir ajan koymamız gerekecek. Ve buradaki ajanımız burada kaldıkça level'ımız artacak. Level 1 olduğu zaman 100 Intel'e sahipsek Scavenger Team operasyonunu kenara koyabiliriz. Kendimizi korumak için de koyabiliyoruz. Bu da Counter Intelligence bölümü. Neden korumak için buraya koyacağız bir süre sonra? Suikast operasyonlarından korumak için. Rakibimiz bize suikast operasyonu düzenlerse bunu bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Counter Intelligence'a eğer ajan koymazsak belli bir çok sonra çok geç bir şekilde bize düzenlenen operasyonu görürüz ve suikaste uğrarız. Tabi buraya koyduğumuz zaman ajanın bize getirdiği bir şey yok, ek olarak ürettiği bir şey yok ama bizim üzerimize konan ajanları biz de aynı şekilde rakibimizin üzerine koyabiliriz ajanları. Bizim üzerimize konan ajanları %1 günlük yakalama oranımız var. Aynı zamanda %10 şansla da bizim üzerimize yapılan operasyonları tespit edebiliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey bu operasyonlarda Intel. Intel nasıl toplanır? Intel birinci toplama şekli binalar. Data Center diye bir bina var gördüğünüz gibi burada. Komşumuzun olduğu bölgelerde yapılabiliyor. Mesela burası bir Fremen bölgesi olsun. Bu bölgeye komşu olarak bu bölgemiz var bizim. Buraya data center yapabilirdik. Data center sadece komşumuz olan bölgelere yapılabilir. İkinci Intel üretme şansımız gördüğünüz gibi şuradaki Stagecraft bölümünün ikinci development'ı olan Senato Invoice. Bunu da nasıl alabiliyorduk? İki Stagecraft binasını yan yana dikersek gördüğünüz gibi bu development'ı alıyoruz. Bu da bize artı 5 Intel production veriyor. Üçüncü Intel üretme şansımız da Stagecraft binalarından iki bina var.
ajanlıkla ilgili. Bir tanesi her öldürdüğümüz düşman başına 10 intel kazandırıyor bize. Diğeri de yine az önce anlattığım gibi teknolojiler dışında ajan üretim hızını arttırmamızın yollarından bir tanesi. %200 ajan üretim hızımızı arttırıyormuş bu bölümde. Dördüncüsü intel kazanma yollarından dördüncüsü şu şekil çözümlemeler. Gördüğünüz gibi bunlar intel de kazandırabiliyor bize. Askerimi yanına götürürsem 118 intel kazanacakmışım. Beşincisi quarklar. Köy quarkları. Şunlar yani. Burada az önce evet gördüğünüz gibi mesela Strong Network quarkında bu her bu bölgeye şurayı ele geçirdiğim zaman ve her yaptığım Stagecraft binası için bana artı bir intel production'ı veriyormuş. Altıncısı da buradan da aynı şekilde şuradaki kontratlarla da intel kazanmamın yolu var. İntel kazanmanın yolları bunlar. Anlatmayı unuttuğum bir bölüm oldu. Evet. Burada maksimum 10 ajanımızın olduğu varsayılıyor. Ama bunu arttırmamız mümkün. Arttırmanın yollarından bir tanesi bu teknoloji. Burada ajan sayısını 15'e çıkartabiliyoruz. Eye of Council'da kazandığımız 2 tane ekstra ajan. Bunlar 15 ajana dahil olmuyor. Bunlar ekstra ajanlar. Yani 17 ajana kadar çıkabiliyoruz bunu da alırsak. Şimdi size suikast nasıl yapabiliriz? Nasıl suikaste uğratabiliriz düşmanımızı? Onu göstereceğim. Şimdi ben öncelikle ajanlarımdan bir tanesini Corino'nun içine yerleştirdim. Ve bu belli bir süre burada kaldı. Level 1 oldu. Level 1 olunca burada gördüğünüz gibi Corino'nun zaten bu ön tarafa geliyor. Infiltration Cells operasyonunu yapabilirsin diye bana zaten gösteriyor. Bunun gereksinimi nedir? Bir level olsun diyor koyduğun faction'da. Bir level olmuş ve 100 intel istiyor. Bu şekilde çalıştırabiliyoruz bunu. Aynı zamanda size başka bir şey göstereyim. Yararlı operasyonlardan bir tanesi. Uygulama olarak bir operasyonu gösteriyorum. Mesela biz uzun bir yolculuk yapıyoruz ve tabii ki bizim askerlerimizin supply'ı vardı. Şu altındaki supply'ı yabancı bir bölgedeyken daha hızlı tükeniyor ki Deep Desert gibi bölgelerdeyseniz çok çok daha hızlı tükeniyor. Ama şurada gördüğünüz supply drop operasyonu bunun için geçerli. Burayı uyguladığımda zaman şu Deep Desert'ın her bölgesine benim askerlerim için supply atıyor ve benimkilerin supply biteceğine bu sefer supply kazanmış oluyorlar. Bu şekilde hem askerlerimizin supply'ı bitmiyor hem de asker kaybetmiyoruz. Infiltration Cells gibi operasyonun belli bir yükleme süresi oluyor. Bu yükleme süresi geçti şimdi. Şimdi bunu Corino'nun herhangi bir bölgesine, ana bina, ana bölgesi haricinde herhangi bir bölgesine bu Infiltration Cells'i atmamız gerekiyor. Mesela örneğin bu tarafa attım. Ve bizim casus hücrelerimizden bir tanesi burası oldu. Hem görüşümüz açıldı hem de gördüğünüz gibi şurada bir bize bir şey verdi. Burada senin casus hücren var diye bir uyarı verdi. Ben bu Infiltration Cells'i yapınca ne yapıyorum? Tekrar başka bir ajanımı da tekrar bunun içine koyuyorum. Çünkü level'ın artmasını istiyorum. Bir Infiltration Cells operasyonuna daha başladım. Benim amacım suikast operasyonunun önüme düşmesi. Bu gördüğünüz gibi ne istiyor? 3 level olmasını istiyor. Ve hepsinden birer tane istiyor. 1 level olsun istiyor hepsinden. Hepsinden 1 lira fazlayız. Fazlamız bile var. 500 intel istiyor. Onu bir şekilde toplamaya çalışacağız. Ve 3 level istiyor. Yani Corino'da benim 3 level olmasını istiyor. Şu an level 1'im. 2 ajanım çalışmaya başladığı zaman 2 level olacak bu. Sonra üçüncüsü açılacak. Ben üçüncüsünü de koyduğum zaman 3'e doğru yol alacağız. Gördüğünüz gibi ikinci Infiltration Cells operasyonum da başarılı sonuçlandı. Onu da buraya yerleştirdim. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şey rakibimiz bizi nasıl engelleyebilir? Şimdi aynı şekilde bizde de
Birincisi engelleme şansı şu. Counter Intelligent'a adam koyacak bir kere. Ve Counter Intelligent'a adam koyduktan sonra ben Assassination operasyonunu başlattığım zaman, yani ben buna başladığım zaman, o zaman onun tespit etme şansı var. Ya da 3 ajanı varsa bu yaptığım infiltration cells'i de tespit edebilir. Ama bu çok zor. Assassination'ı tespit ettiği zaman adamın ilk yapacağı şey, cell search adlı bir operasyon var. Onu kendi köylerine yapacak. Kendi köylerine yaptığı zaman o şu şekilde bir bilgi alıyor. Diyor ki ya burada bir casus hücresi var diye bir bildirim alıyor. Ya da diyor ki komşularında casus komşularından bir tanesinde ya da iki tanesinde casus hücresi var diye bildirim alıyor. Bu assassination'ı bitirmesinin tek yolu casus hücrelerini patlatmak. Yani bizim şu anda iki casus hücremiz var. Niye yakına atmadım? Uzaklara attım. Ya yani bir adam ne kadar çok büyük toprağa sahipse o kadar kolay ona assassinate edebilirsiniz. Küçük topraklı biri kendisini, hani cell search'leri tabii ki atacağınız yerler belli olduğu için daha kolay tespit etme şansı var. Ama tespit etti diyelim. Bizim bunu engelleme şansımız var. Şu şekilde engelleyebiliriz. Adamın sonuçta burada soruşturma yapması lazım askerleriyle. Biz bir şekilde sürekli askerlerimize taciz edersek bu bölgedeki askerleri, soruşturma bir şekilde yapılamaz. Bizim burada casus hücremiz olmaya devam eder ve biz operasyonu gerçekleştiririz. Tek bir şekilde kendisini kurtarma şansı var. O da bu bölgeyi terk etmek. Sonuçta burada bir casus hücresi olduğunu tahmin ediyor ama bir türlü soruşturmayı yapamıyor. Soruşturmayı yapsa casus hücresini yok edecek. Biz sürekli taciz ediyoruz. Adam nasıl kendisini kurtarabilir? Bu toprağı terk ederek. Toprak terk etme işlemi de burada Abandoned Village var gördüğünüz gibi. Her köyünüze gelerek köyü terk edebiliyorsunuz. Köyü terk ederse casus hücresi bulunan bölgesi de ortadan kalkar ve kendisini kurtarmış olur. Şurada şöyle bir teknoloji var, onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Assassin'in Recruitment Cost'unu indiriyor. Ek olarak ama asıl önemli olanı, bir infiltration cell daha koyabiliyoruz. Operasyonu daha yapabiliyoruz. Tabii onu basınca hemen ben de şurada 3. infiltration cell operasyonumu başlattım. Bunun önemi nedir? Düşünün 3 casus şebekemiz var. O zaman 3'ünü birden yok etmesi lazım. 2 taneyle assassinate operasyonu yapmak biraz daha zor 3'e göre tabii ki. 3. casus şebekemizi de koyduk. Gördüğünüz gibi 3 level oldu. 1000 paramız var. 500 intelimiz var. Zaten bunlar tamamlanınca diyor ki assassination kullanılabilir diyor. Ve assassination'ı başlatıyorum. Bunun da belli bir süresi var. Assassination operasyonumuz hazır. Herhangi bir bölgeye tıklayarak yapıyoruz ve assassination'ı başlattık. Şu anda rakibimiz assassination'ı tespit etmiş değil. Şu ajanımızı koyalım herhangi bir yere. Tespit etmiş değil. İşte bu işlemi, şimdi bu işlem 16, bu işlem 16 günlük bir süreç. Yani. Daha da hızlı olabiliyor, daha da yavaş olabiliyor. İşlemi hızlandırmak için şu assassinleri kullanıyoruz. Normalde bir assassin üretebiliyoruz, bulundurabiliyoruz sadece. Ama şurada bir şey çıktı, şurada bir karar çıktı ve kendime iki assassin daha alabildim. Şimdi 3 casus şebekesine de göndersek olur aslında ama hani bazı durumlarda size nasıl assassin nasıl götürürüz onu göstermek için en uzaktaki şebekeme doğru yola çıktım şimdi. Tabi bunların da gördüğünüz gibi bir şeyleri var, supply'ları var. Bu tür durumlarda işte böyle durumlarda bu supply drop çok işimize yarıyor. Gördüğünüz gibi assassinler supply kaybetmiyor. Herhangi bir casus şebekesine göndereceğim şimdi ben bunları. Burada bakıyorum bize rahatsız edici bir şey var mı? Şimdi şu işaret çıkacak gördüğünüz gibi. Şu işaret çıkınca hop. Gördüğünüz gibi bu işlem hızlandı. Bu işlem bu şekilde hızlandı. Ne yapıyoruz? En kısa zamanda adamı öldürmek için. Tekrar assassin üretiyoruz.
Evet, Assassination Detected dedi. Şu anda tespit etti bizi. Eğer bir soruşturma başlatırsa burası için. Hemen şuraya götürelim onu. Buraya bir tane airfield yaptım ben. Airfieldler askerlerinizi hızlı taşımanızı sağlıyor. Hemen burada bir soruşturma başlattı. O soruşturmadan önce ben tekrar saldırdım. Bu soruşturmanın tamamlanmaması lazım. Soruşturmayı yapan kişi, evet, soruşturma tamamlanamadı. Gördüğünüz gibi taciz ediyoruz. Edeceğiz. İkinci assassin geldi. Tekrar aynı şekilde shuttle'la buraya götürelim. Tabii bu assassination operasyonu bizim için pahalı bir operasyon. 20 intel ve 20 soleri götürüyor bizden. Tekrar aynı işlemi devam ediyoruz. Sürekli assassinleri casus şebekemize gönderiyoruz. Eğer bir soruşturma başladığı zaman hemen bizim haberimiz olacak. Diğerlerini yok etmesi umurumuzda değil. Şu önümüzdekini yok etmese bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi tekrar bir soruşturma başlattı. Orada olduğunu düşünüyor AI. Evet, tekrar soruşturma başlamadan bitti diyebiliriz. Dediğim gibi bu tür bir durumda burayı terk etse yeterli aslında, ama tabii AI'ye karşı oynadığımız için diğer yerlerdeki casus şebekeleri de duruyor. Burayı kafaya taktı. Burayı bir soruşturmaya kalktı yani. Bir kafaya taktı burayı. Ama şu an yeterli olmuyor yaptıkları. Gördüğünüz gibi sürekli assassin yerleştirdiğim için çok hızlı bir şekilde ilerledi bu operasyon. Tabii normal şartlarda bu kadar hızlı yapamıyorsunuz. Benim askerlerimin de supply'ı çok azaldı. Supply yazdığından ölüyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Rakibi elemine edeceğiz neredeyse. Tekrar bir soruşturma başlattı. Tekrar assassin'imi aldım. Çok az kaldı adamın ölmesine. Sürekli artıyor. Burada görüyorsunuz adamın da Counter Intelligent'ta 3 ajanı var. Ama yeterli olmuyor bu. Çünkü sürekli bir assassin gönderiyorum casus şebekeme. Bu çok etkili bir yöntem. Çok hızlandırıyor bu süreci. Tekrar soruşturmaya çalışıyor. Ben bari şuraya bir supply drop atayım da. Sesini götürürken de dikkat etmeniz lazım. Yanlışlıkla bir askere denk gelsin istemeyiz. Askerleri de tek atıyor çünkü. Evet. Rakibimiz elemine oldu. Bütün toprakları gördüğünüz gibi boşaldı. Açıkçası çok tatmin edici bir görüntü oluyor bu. Yani adam bir anda yani yenildin ekranını görüyor. Yani çok önde bile olsa çat diye görüyor. Bu çok şey. Tabii başınıza geldiği zaman çok kötü, ama rakibe yaptığınız zaman çok zevkli oluyor bu. Casus hücrelerini bulduktan sonra da askerlerini götürüp burayı soruşturmaya başlıyor. Ya da orayı. Assassination ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Yani kendinizi savunmanız için de Cell Search operasyonu var dediğim gibi. Şu anda bana bir şey olmadığı için şu an gösteremiyorum onu, ama Cell Search operasyonu da yine aynı şekilde Infiltration Cell gibi kendi bölgelerinize uyguluyorsunuz bu sefer. Uyguladığınız zaman iki aldığınız bilgi var. Birinci aldığınız bilgi yanlarında casus şebekesi olabilir. Ya da kendisinde casus şebekesi olabilir dediğiniz zaman, askerlerinizin bir tanesi mili alsanız,
10 tanesini de alsanız, bir kendi böyle o cell search'ü yaptığınız köyün etrafındaki köylerde ya da o köyde bir soruşturma işareti oluyor ve ona bastığınız zaman o soruşturma işlemi başlıyor. O cell search'le beraber o casus şebekelerini patlattığınız zaman o assassination işlemi de bitmiş oluyor. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.